8 saat. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, fena değil valla. Herkesin aklına gelen ilk soruyla başlayacağız. Zannediyorum seyircilerimizin de aklına geliyordur. Gerçi biz araştırırken bulduk nereden çıktığını ama neden evdeki saat? Çok düşünülmüş bir şey değil aslında. Bu yeni nesil grupların hani hep derler ya, niye adınız bu falan. Biz biraz düşündük. Çok saçma isimler çıktı ortaya. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki, bak benim böyle bir şarkım var. Bunu YouTube'a koymamız gerekiyor. Ne diye koyalım? İyi dedi, benim bir kanalım var adı Evdeki Saat. Koyalım dedi. Aa, ben de tamam dedim. Evdeki Saat ne abi dedim. Bilmiyorum ki abi dedi, kanal abimin kanalı. O yüzden hiç düşünülmüş bir isim değil aslında. Abisine de sormadık galiba. Abisine sordum ben, o da hatırlamıyor ne Evdeki Saat koyduğunu. Vay be. Garip bir harika var bir yani. Hikayesi varmış. Peki şimdi annen senin CEO olmanı hayal ederken evet, sen müzisyenliğe rotayı kırmışsın. Evet, peki evet. Nasıl ikna ettin anneni? Şöyle şart koydu bana. Eren Boğaziçi işletmeyi kazanacaksın ve CEO olacaksın bir şekilde falan diye. Yok yani sonuçta Boğaziçi işletmeyi kazanamadım. Ve CEO da olamadım. Müzisyen oldum bir noktada. Gördüğümüz kadarıyla evet. Şu an evet. Ne hissediyor? Şu an keyfi yerinde. Değil mi? Evet. Genelde evet. Öyle oluyor zaten. Tabii. Başarıyı görünce kabul ediyorlar. Peki Bursa'dan İstanbul'a geldiğinde medya ve iletişim sistemleri okumuşsun. Aynen. Yani yine bir yere girdin sen. Tabii tabii. Tabii. Kariyerinin herhangi bir noktasında kullanmayı planlıyor musun? Aslında reklam ajanslarında çalıştım. Bir kere de reklam ajansında çalıştım yani. İlkinde zaten bir staj gibiydi. İkincisinde de ikincisinden kovuldum. Aa, niye? Niye kovdular? Ya çünkü çok eksklusif saat markalarının sosyal medyasını yapıyordum. Hata yaptım birkaç tane. İşte mesela story atıyordum, orada saati unutmuşum falan. Ne atıyordun Eren tam olarak story peki? Saati unutup? Yani şöyle, hayır saati unuttum derken hani atıyorum o anın saati. Anlatabildim mi? Bir ara şey vardı ya, şu an saat 14:16. Evet. Falan. Onu unutuyordum orada falan. Çok basit hatalar yapıyordum. Yani en sonunda da o firmayı kaybettik benim yüzümden. Ve hani saatler de böyle 50 bin eurolar falan. Çok da güzel bir gelir oluyordu herhalde ajans sahibimizin. Teşekkür ettiler sana da katkılarından dolayı. Seninle devam etmek istemiyoruz. Çok haklılar da bu arada. Bir de şey var. Çok gecikiyordum. Mesela bir uyanıyordum saat öğlen 12. Aslında 9'da gitmem gereken yere. Gece ne yapıyorsun? Yani 21-22 yaşında bir insan ne yaparsa onu yapıyordum aslında. Ne yapar? Dersini çalışır. Tabii ki de. Aynen. Sevgili izleyenler. Finallerine girer. Ekran başındakiler dersini çalışır. 21-22 yaşındaki insan. Evet. Ne yapar gece? Peki en büyük kitleye uzunlarla ulaştınız değil mi? O şekilde gelişti. Evet. Ne hissetmiştin ilk patladığında? İlk patladığında böyle aşırı, yani bir şaşırma oldu önce. Aa ne oluyor gibi. Sonrasında sevinç geldi. Ondan sonrasında yapıyorum lan ben bu işi oldu. Sonrasında kibir geldi. Ondan sonrasında şöyle oldu. Abi ne yapacağım şimdi? Hani tamam okey insanlar çok sevdi. Bir sonraki adım ne? O bir gerginlik hissi geldi. Ondan sonra bırakmışlık, boş vermişlik geldi. En sonunda da... Erdin galiba çünkü... Erdim yani şu an öyle bir noktadayım. Siddhartha'yı anlattı bize. Böyle bir döngü oluştu yani. Aa, güzel. Şu an peki daha kabullenmiş bir durumdasın tabii, galiba tabii. Bu akışı. Kabullendim. Harika. Bir yandan da birkaç farklı türün harmanlandığı bu son cover'ınız Adana Köprübaşı. Evet. Ya biz ben ya gerçekten bu arada benim Umut diye bir arkadaşım var. Göstermek gibi olmasın şurada oturuyor. Onun ufaklık Can gerçekten dans ediyor sürekli senin şarkını ve açtırıyor onu. Mutlu. Yani bana gelen bilgi bu yönde. Değil mi? Böyle doğru söylüyorum. Evet ki ben de yakaladığım günden beri kuliste ekip arkadaşlarıma eziyet ediyorum. Sürekli Adana onu çalmak suretiyle. Peki nereden aklına geldi ya o? Aslında bu proje geldi. Selahattin Sarıkaya bu şarkının yazarı, söz yazarı ve güftesini yazan, bestesini yazan. Dediler ki Selahattin Sarıkaya'dan bir şarkı seçmeniz gerekiyor. Böyle bir albüm yapacağız. Baktım hepsi çok güzel şarkıların ama hani bir şey yakalamak istedim. Hani onu anlatamıyorum. Bir kıvılcım yakalamak istedim. O da bu şarkıda vardı. Adana Köprübaşı. Harika. Yani mizahi bir tarafı da olmuş oldu aynı zamanda. Evet. Ve çok da güzel coverlamışsınız. Teşekkür ederim. Yani. Harika gerçekten. Peki huzursuzluğun meyvesi. Evet. Senin yaratıcılığın kaynağı huzursuzluk mu? Huzursuzluğun meyvesi bu arada albümün adı bilmeyenler için söyleyeyim. Huzursuzluk evet bir yaratıcılık kaynağı bence aynı zamanda.
Peki kendi, böyle, huzursuz olunca mı gerçekten bir şeyler yaratabiliyorsun? Ya şöyle, yaşadığın huzursuzlukları ya o anki huzursuzlukların üzerine bir şey yazıyorsun ya da şu an mutluysan da geçmişteki huzursuzluklarını hatırlayıp, yani bende öyle işliyor, herkes de farklı olabilir. O huzursuzlukları yarattığı hisleri hatırlayıp tekrardan yeni bir şey üretmek. Yani mutluluk üzerine bir şey yazamıyorum çok fazla. Ya, güzel. Peki ya, sizde mesela oluyor mu bir şey yazacağınız zaman mutluluktan beslendiğiniz oluyor mu? Oluyor. Ama bizde şöyle oluyor. Yok, gerçek bir soru sordum. Yani bazen oluyor hakikaten. Seninki kadar net bir şey söyleyemeyeceğim ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bazen biz, yani bütün editör arkadaşlarımı da dahil edebilirim galiba. Biz mizahı tedavi edici bir şey olarak kullanıyoruz çoğu zaman. Yani çoğu rahatsız olduğumuz, huzursuz olduğumuz şeyi komik bir hikaye haline getirip hayatımızda rahatlatıyoruz o sıkışıklıkları çoğu zaman. Huzursuzluk fikriyle de böyle şey yapıyoruz ama mutlu zamanlarla ilgili de bir şeylerimiz oluyor ya. Ne bileyim işte, bir arkadaşlarımızdan biri bir şey başardığı zaman onunla ilgili o sevinci paylaşırken falan gerçekten mutlu bir şeyler yazabiliyoruz ama belki müzikte öyle değildir ya. Belki de farklı disiplinler. Aynen. Yani. Ya işine gelmeyince farklı disiplin oldu. Az önce dedi ki bana, siz yazabiliyor musunuz? İşte böyle merak. Gördün. Bir mekanda, radyoda şarkını duyduğun zaman ne hissediyorsun? O his de değişti. Başta çok heyecanlanıyordum. Çok seviniyordum falan. Ondan sonra güzel, hani çalıyor şu an hala. Devam ediyor gibisinden bir his yaşıyorum ama ailem orada çok mutlu oluyor. Onların ya mutluluğu hiç eksilmedi yani gerçekten. Evet, değil mi? Ne harika bir şey ya. Babam onların mesela arabada beni arıyor. Eren bak şu radyoda çal. Her seferinde arar yani. Her seferinde. Ay, ne güzel bir şey ya. Evet. Peki sen bundan hiç sıkılmadın değil mi? Yok, sıkılmadım. O mutlu olsun yani. Ne tatlısın. Ya. Evdeki saat. Kendi korkularımla hesaplaşıp temizlerken, bir yer isterken, ama geçmişime günden güne yaklaşıp nefretimi saklayıp bir sarmışık filizlerken, derinlerden sarıp sarıp başa düşünüyordum. Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken. Henüz erken. Çünkü yanıp 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 tutuşuyordum. Küllerim sana doğru uçuşuyordu seni izlerken. Seni izlerken. Ve sonra çok şey yaşandı, yaşandı, çok yeni durum var. Bak hala aynı korkular, bir insan kaç kez sorgular. Ve sonra çok şey yaşandı, yaşandı, çok yeni durum var. Bak hala aynı korkular, İnsan kaç kez sorgular. Dün neden yarından daha karmaşık, kendi korkularımla hesaplaşıp temizlerken, bir yer isterken, ama geçmişime günden güne yaklaşıp nefretimi saklayıp bir sarmışık filizlerken, derinlerden yine sarıp sarıp başa düşünüyordum. Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken.
en üzerken. Çünkü yanıp 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 tutuşuyordum, küllerim sana doğru uçuşuyordu seni izlerken. Seni izlerken. Ve sonra çok şey yaşandı, yaşandı çok yeni durumlar. Bak hala aynı korkular, bir insan kaç kez sorgular. Ve sonra çok şey yaşandı, yaşandı çok yeni durumlar. Bak hala aynı korkular, bir insan kaç kez sorgular. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.